karate tarihinde kaç dövüş ustası vardır ki Bushi Matsumura, Tokumine Pechin, Anko Itosu, Matsumura Kosaku, Choyu Motobu ve Satsuma Usaimi gibi ustalarla doğrudan çalışma fırsatı bulsun. Bildiğim kadarıyla sadece bir tane var. O da Choki Motobu. Choki Motobu 1648'den 1668'e kadar hüküm süren Kral Shoshitsu'nun 6. oğlunun soyundan geliyordu. Okinawa'da 4 sınıf vardır. Kral ve prenslerden oluşan kraliyet ailesi, lordlar, aristokratlar ve halk tabanı. Kralla kan bağlantısı olan aileler Keimuchi olarak biliniyordu. Kan bağından gelen ailelerde tüm oğulların isimleri Cho ile başlardı. Keimuchi'ler arasında Motobu ailesi en yüksek sırada yer alıyordu. Hatta Motobu ailesini onurlandırmak için Okinawa'nın bir bölgesine Motobu ismi verildi. Motobu'nun bir Anji yani Okinawa Lordu olan babası Choshi Motobu ve annesi Ushi Motobu'nun 3 oğlu vardı. Choi, Choshin ve Choki. Choki Motobu 5 Nisan 1870'te Okinawa'nın Shuri kentinin Akihara bölgesinde doğdu ve kardeşlerinin en küçüğüydü. Okinawa'nın en büyük karate ustalarından biri olan ve kral ailesinden gelen Chotokukiya'nın da birinci dereceden kuzenidir. Okinawa geleneği nedeniyle ailenin geleneksel dövüş sistemini sürdürme ve bir sonraki aile büyüğüne aktarma görevi için sadece ilk oğlu Choi'ya öğretildi. Bu yüzden Motobu, abisi ve babasının çalışmalarını gizlice izleyerek bu geleneksel dövüş sisteminden sadece birkaç teknik öğrenebildi. Bu gizli izlemeler riskli ve sıkıcı olduğu için bir süre sonra evlerinin arka bahçesinde gizlice kendi antrenmanlarına başladı. Babası ve abisi antrenmandayken o da arka bahçeye gidip ağır kayaları kaldırmaya, ağaçları tekmelemeye, kendi yaptığı makivarasını yumruklamaya başladı. Bu antrenmanlar onu o kadar güçlendirdi ki sokaklardaki kavgalarında çok yükseğe sıçradığı ve çok çevik hareketlere sahip olduğu için bir süre sonra gençler arasında Maymun Motobu lakabını aldı. Sonunda bu tür sokak kavgaları babasının kulağına gitti ve bu tür saldırganlıklarından vazgeçmesi için onu usta Anko Itosu'nun eğitimine verdi. Usta Anko Itosu ricayı geri çevirmedi ve Motobu ile eğitimler başladı. Bazı Shotokan kökenli kaynaklarda şöyle yazar. Okinawa'nın önde gelen yüksek lisanslı ustalarından birinin öğrencisi olma sorumluluğu bir süre sonra genç Motobu'yu daha agresif hale getirdi. O dövüşmek istiyordu ve bir süre sonra dayanamayıp yine sokaklarda seçtiği iri yapılı insanlarla kavga etmeye başladı. Usta Anko Itosu genç adamın zorbalığından vazgeçmeyeceğini anlaması uzun sürmedi ve onu derhal dojodan kovdu. Motobu'nun gençlik yıllarında başlayan saldırgan davranışı ona kötü bir ün kazandırdı ve birçok usta ona eğitim vermeyi reddetti. Tabii ki Okinawa yazılı kaynaklarda bu iddialar doğrulanmıyor. Mantıken de düşünülecek olursa böyle bir şeyin imkansız olduğunu anlayabiliriz. Zira kral soyundan gelen ve kral kanı taşıyan bir Anjin'i kovmaya kimse cesaret edemez. Kaldı ki reddetmek kimsenin harcı da değildir. Usta Kosako Matsumura yazıtlarında Choki Motobu'dan birçok kez söz etmiştir.
Hatta bir kez ondaki azimli ruhu sevdim ve onun öğrencim olmasından gurur duydum diyerek bahsetmiştir. Matsumura, Motobu'ya Kihon ve Kata ağırlıklı dersler veriyordu. Bu yüzden Motobu ustası Matsumura'dan birçok kata öğrendi. Fakat Motobu'nun gönlü her zaman dövüşmekten yanaydı ve dövüş becerilerini geliştirmek için sokaklarda iyi dövüşçülere meydan okuyor, onları kışkırtıyor ve kavga ediyordu. Bu sokak dövüşleri genellikle Motobu'nun üstünlüğüyle sonuçlansa da o teknik olarak dövüşmek istiyordu, bu yüzden ustası Matsumura'dan kumite çalıştırmasını rica etti. Usta Matsumura ise ona kendi kendine öğrenmeye devam etmesinin kendisine daha yararlı olacağını vurguladı. Yine de Motobu hocasından ayrılmadı fakat çitlerin arkasından gizlice hocasının kumite eğitimlerini izledi ve gördüğü hareketleri not tutarak kendi başına çalışmaya başladı. 1921 yılında 51 yaşında olan Üstad Motobu Okinawa'daki evini terk edip Japonya anakarasına gitti. Usta Motobu Japonya'daki birçok ustaya meydan okudu. Ününe ün katan ise 1922 yılında yenilgisiz olan ve kimsenin artık dövüşmeye bile cesaret edemediği bir Rus boksörünü tek yumrukta devirmesi ve bu şekilde yenmesiydi. Çünkü Rus rakibi genç ve dinamikti. Kendisi ise 52 yaşındaydı. Bu onu dövüşçülerin en ünlüsü yaptı. Maçı izleyen pek çok Japon sensei artık onu Japonya'nın en büyük dövüşçüsü olarak selamladı. Fakat King Magazine'in 1922 yılı baskısında yayınlanan haberde Bruce dövüşçünün karşısında Motobu değil Usta Funakoshi'nin resmedilmesi, Motobu ve Funakoshi arasındaki gergin olan iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Olay mahkemeye intikal etti ve bu maçı bizzat izlemiş olan pek çok Japon senseinin mahkemede şahitlik etmiş olması ve Kral Magazin'in savunmasında Funakoshi ve Motobu'nun birbirlerine benzedikleri için resimler karıştırılmış olabilir diye kendilerini savunmaları mahkemeyi Motobu'nun kazanmasında büyük etken oldu. Gerçek bu olsa da o gazetedeki resim günümüze kadar gelmiş ve karate tarihini inceleyen pek çok kişi hala o Rus boksörle Usta Funakoshi'nin maç yaptığına ve Funakoshi'nin kazandığına inanır. Veya kendi stilinin kurucusuna bağlılıklarından dolayı bir sonraki nesile bu şekilde aktarılır. Fakat bu olay maçı izleyen pek çok senseinin hatıralarında ve yazdıkları kitaplarda yer alır. Kaku Kauza tarafından yazılan ve Ryo Bukai tarafından yayınlanan Konishi Yashiro adlı 10 sayfalık bir makalede aynen şunlar yer alıyor. Kuşkusuz her iki değerli öğretmenin karakteri ve karate bilgisi tıpkı kediler ve köpekler gibi taban tabana zıt. Bulunduğu ortamda Motobu'nun adı ne zaman geçse Funakoshi'nin yüzü asılıyor, okuma yazma bilmeyen cahil diye tanımladığı Motobu'nun ününe ün katan Saru yani maymun lakabını da aşağılar şekilde kullanıyor. Bu arada bir parantez açmak gerekirse Usta Funakoshi'nin böyle bir ithamda bulunma ihtimali çok uzak görülüyor. Çünkü hem bu Usta Funakoshi'ye yakışmaz hem de Motobu kral soyundan asil bir aileden geldiği için okur yazarlığı olmaması mümkün görünmüyor. Motobu ise Funakoshi'nin karatesinden 3 telli Okinawa gitarı olan shamisen olarak bahseder. Dışarıdan güzel ama içi boş. Motobu kendi çabalarıyla ün kazanmak zorunda kaldığı için Tokyo'da Kano gibi söz sahibi ustaların destekleriyle başarılı bir şekilde üne kavuşan vatandaşı Funakoshi'yi kıskanmış olabilir. Ancak gerçek yetenek söz konusu olduğunda Motobu her zaman ondan üstün olarak kabul ediliyor.
Motobu aslında inanılmaz derecede güçlü olmasının yanı sıra yıpranmış yüzü ve ciddi görünümü nedeniyle her zaman kızgın görünen bir usta olarak anılıyor. Kendini sanata derinden adamış ve Funakoshi'nin karşısında duran gururlu bir adam. Doğal olarak Funakoshi'ye kıyasla Ryukyu'nun geleneksel dövüş sanatlarının tek temsilcisi konumunu koruyor. O yıllarda Japon anakarasında buna benzer makaleler sık sık yayınlanır olmuştu. ...1933, 34, 42 ve 48 yıllarında Japonya tüysiklet şampiyonu olan piston lakaplı Horiguchi, kendo ve karate eğitimi almak için Yoshihiro Konishi'nin dojosuna katıldı. Usta Funakoshi'nin son sınıf öğrencisi olan ve karate eğitimine Funakoshi'nin yanında devam eden Konishi ile Horiguchi bir gün antrenman sonrasında dojoda oturup çaylarını yudumlarken içeri yaşlı ve zavallı görünümlü bir adam girdi. Konishi ve Horiguchi bu yaşlı adamı kabul ettiler. Sohbet esnasında yaşlı adam Horiguchi'ye bazı tavsiyelerde bulundu ve konuyu doğrulamak için boksöre ona yumruk atmasını söyledi. Horiguchi, Konichi'nin izniyle yaşlı adama yumruk atmaya çalıştı. Fakat ne yaparsa yapsın yaşlı adama tek bir fiske dahi vuramadı. Ve sonunda pes etti. Bu kedi gibi hareketler sergileyen yaşlı adam Choki Motobu'dan başkası değildi. Bu olaydan sonra Funakoshi'nin öğrencisi olan Yoshihiro Konishi, Karate Jitsu'nun başlıca öncülerinden olan Choki Motobu'ya katılmak için ustası Funakoshi'ye dilekçe verdi. Aslında yaptığı şey günümüz standartlarına göre bile cüretkardı. Bu olaydan sonra Konishi'ye karşı büyük bir eleştiri girdabı başladı. Tüm bu eleştirilere rağmen Konishi, Dai Nippon Budokai ile bağlantısı nedeniyle Anakara'da Japon karatesinin başlıca mimarı olarak kabul gördü. Bu noktadan sonra usta Funakoshi destekçileri tarafından gerek Motobu'ya gerekse Konishi'ye düşmanlık ve eleştiri dozu iyice arttı. İşin ilginç yanı ise Motobu ve Konishi'nin eğitimini eleştiren, beğenmeyen ve kötüleyen kişiler hiçbir zaman onların karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Sözlü kaynaklarda bununla ilgili birçok hikaye duyabilirsiniz. Ama birebir şahit olanların yazılı kaynaklarda yer alan bir tanesi var ki Usta Gijin Funakoshi'nin Karate ni Sente Nashi yani Karate'de ilk atak yoktur sözünü 20 kuralın içerisine koymasına neden olmuş. Bu yaşanılan olay yazılı kaynaklarda aynen şöyle anlatılıyor. Motobu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ama Motobu'nun arkasından onu kötüleyici dedikodular yayan kişiler çoğaldıkça Motobu ününe ün katıyordu. Tam da bugünlerde Okinawa'nın merkezinde yer alan büyük bir restoranda ilginç bir olay yaşandı. O akşam restoranda bir parti veriliyordu ve davetli onur konuklarından biri de Choki Motobu'ydu. Restoranta gelen Motobu'ya çoğu davetli gibi girişin yanında değil, kral soyundan geldiği için restoranın arka kısmında bir yer verildi. Aslında bu garip bir şey değildi çünkü oturma yeri Japon kültürünün önemli bir parçasıydı. Ve diğer insanların arasında nerede oturduğunuz, sosyal hiyerarşide hangi konuma sahip olduğunuzu gösteriyordu. Bu yüzden arka sıralarda oturmak bir onur yeriydi. Akşam yavaş yavaş ilerlerken parti olması gerektiği gibi geçiyordu. Sohbetler yapılıyor, güzel yemekler yeniliyor ve herkes eğleniyor gibi görünüyordu. Ta ki bilinmeyen bir adam aniden restoranta girene kadar. Bu adamın vücudu her türden dövmelerle kaplıydı ve kızgın olduğuna hiç şüphe yoktu. Adam restoranın ortasında durdu ve etrafına bakındı. Daha sonra herkesin dikkatini çekecek şekilde bir zamanlar Motobu'nun öğrencisi olduğunu ve şimdi herkesin önünde ona meydan okumak istediğini yüksek sesle duyurdu. Birkaç misafir hemen ayağa kalktı ve eski öğrenciyi çok kaba olduğu için azarladı. Öğrenciler asla hocalarına böyle şeyler söylememeli. Şimdi çık git buradan, defol dediler. Ama o dinlemedi. Bu adamın haykırışında kendi ismini duyan Motobu yemek çubuklarını sakince masaya bıraktı.
ve kes sesini olur mu diye eski öğrencisine bağırdı. Motobu'nun eski öğrencisi olduğunu iddia eden bu adam belindeki bıçağı çekti. Aslında bu davetlileri şaşırtmadı çünkü bu öğrencinin mesleği kasaplıktı. Adam kalabalığın arasından Motobu'ya doğru ilerlemeye başladı ve sonunda Motobu'yla karşı karşıya geldi. Elindeki bıçağı Motobu'ya sallayarak kararlı bir ses tonuyla "Sen zavallı yaşlı bir dövüşçüsün ve ben bu dövüşü asla kaybetmeyeceğim." dedi ve bıçağı doğrudan Motobu'nun masasına sapladı. Bu büyük bir hataydı. Çünkü Motobu hayatında pek çok şeyle anılmıştı ama zavallı bir dövüşçü yakıştırması asla bunlardan biri değildi ve olamazdı. Ayrıca böyle bir meydan okumayı görmezden gelmek Motobu'nun tarzı hiç değildi. Hele ki bu hadsiz adam Motobu'nun iştahını tamamen mahvetmişken. Bu noktada doğal olarak konukların çoğu ortalığın dağılacağını ve her yerin çöpe dönüşeceğini düşündükleri için restoranttan kaçtılar. Ancak Motobu'nun ifadesi hiç değişmedi. "Herhangi bir silahla savaşmayacağım," dedi sakince. "Ve kesinlikle bıçakla dövüşmeyeceğim." Ancak saldırgan kasap Motobu'yu silahsız olarak yenemeyeceğini bildiği için ısrar etti. Bakışlar eski bir batı filminden fırlamış gibiydi. Sonunda Motobu, "Benimle bıçakla dövüşmeye gerçekten bu kadar kararlı mısın?" diye sordu. "Evet," dedi eski öğrenci. "Tamam o zaman, teklifini kabul ediyorum. Ancak restoranda kavga etmemeliyiz. Hadi dışarı çıkıp bu işi halledelim," dedi Motobu. Eski öğrenci bunu bilmiyordu. Ama hayatı boyunca utanç içinde taşıyacağı bir yenilgiye gidiyordu aslında. Memnun görünen öğrenci masaya sapladığı bıçağı çıkardı ve kapıya yöneldi. Motobu ayağa kalktı ve onun hemen ardından yürümeye başladı. Öğrenci kapıya ulaştığında arkadan gelen Motobu eski öğrencisinin sırtına sert bir tekme vurdu. Eski öğrenci büyük bir gürültüyle yere düştü. Motobu yerde kıvranan eski öğrencisine eğilerek "Sen benim öğrencim olamazsın. Eğer benim öğrencim olsaydın meydan okuduğun kişiye arkanı dönmemen gerektiğini bilirdin," dedi. Birkaç kişi acı içinde ağlayan artık hareketsiz kalan kasabın yardımına koştu ve uzun bir uğraştan sonra onu evine taşıdılar. Yaklaşık bir hafta sonra Motobu'nun en yakın öğrencilerinden biri nasıl olduğunu görmek için kasabı ziyarete gitti. Üzerinden tam bir hafta geçmesine rağmen hala yataktaydı ve kıpırdayamıyordu. 2 ayın sonunda eski öğrenci o kadar utanmıştı ki kasabayı terk etti ve o bölgede bir daha hiç görülmedi. Bu olayı duyan usta Gijin Funakoshi, karatenin 20 kuralına karate ni senten ashi, yani karatede ilk hamle yoktur kuralını ekledi. Usta Funakoshi'nin Okinawa geleneksel dövüş sistemini özünden koparttığı için eleştirilen ve Okinawa geleneksel dövüş sistemine devam eden Motobu'yu destekleyen senseyler ise dövüş becerileri olan öğrencilerine Motobu ile gidip antrenman yapmalarını ve kumite tekniklerini öğrenmelerini tavsiye ederek Usta Motobu'nun dojosuna yönlendirdiler. Bu nedenle günümüzün çeşitli stillere sahip büyük üstadlarının çoğu onun eğitiminden yararlandı. İşte bu büyük üstadlardan birkaç örnek. Okinawa Kenpo'nun kurucusu Nakamura Shigeru, Nihon Kenpo Karate Do'nun kurucusu Tatsuo Yamada, Kushin Ryu'nun kurucusu Sansuke Uesima, Shindo Jinen Ryu'nun kurucusu Yashiro Konishi, Seishin Kai'nin kurucusu Kosei Koguba, Japonya'da ismi Yukimori Koniba olarak biliniyor. Valoru'nun kurucusu Hironori Otsuka, İshin Ryu kurucusu Tatsuo Shimabuku, Matsubayashi Ryu'nun kurucusu Soshin Nagamine, Shorin Ryu Shidoka'nın kurucusu Katsuya Miyahira gibi birçok stilin ustaları zamanında Motobu'dan eğitim aldılar. Ünü artan Motobu'ya Japon hükümeti birkaç üniversitede karate öğretmenliği yapmasını teklif etti. Bununla birlikte eğitimler başladı. Ağırlıklı olarak kumite çalışmaları yapılsa da
Motobu Nayhançı katasını T'nin yani antik karatenin temel katası olarak nitelendiriyor ve öğrendiği diğer katalar arasında en faydalı kata olduğunu söylüyordu. Birçok değeri kabul gören sensei tarafından bu katayı derinlemesine bilen tek kişinin Motobu olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Usta Motobu beyaz ayı anlamına gelen Kata Shiro Kuma'yı da yarattı ve öğrencilerine öğretti. Ancak onun için etkin olan tek şey Kumite'ydi. Usta Motobu hayatın ilerleyen dönemlerinde eğitimde geleneğin ve Makiwara eğitiminin önemini her zaman vurguladı. Motobu'nun yalnızca Nayhanchi Shodan ve muhtemel Passai katalarını bildiği sık sık iddia edilse de son gelişmeler ışığında bu Motobu'nun bilgi ve eğitim yönteminin Nayhanchi Kata ile bir öğrenci eğitimine başlamak eski günlerde oldukça yaygın bir uygulamaydı ve ancak yeterli görülen bir dereceye kadar ulaştığında yeni bir form öğretilirdi. Yamazaki Kiyoshi tarafından Konishi üzerine bir makalede şöyle yazılı. Motobu'nun yalnızca Nayhanchi Shodan ve muhtemel Passai katalarını bildiği sık sık iddia edilse de son gelişmeler ışığında Motobu'nun bilgi ve öğretim yöntemlerinin tamamen yanlış yorumlanması gibi görülüyor. Nayhanchi Kata ile öğrenci eğitimine başlamak eski günlerde oldukça yaygın bir uygulamaydı ve ancak yeterli görülen bir dereceye kadar bir öğrenci ulaştığında yeni bir form öğretilirdi. Konishi Sensei Motobu'yu bir dövüş dehası olarak gördü ve onunla antrenman yapmak için her türlü çabayı gösterdi. Motobu Sensei'nin en sevdiği kata Nayhanchin katasıydı. Nayhanchin, Nayhanchin'in başka bir telaffuzu. Bir öğretmen olarak birçok kata biliyordu. Ancak onlara yalnızca öğrenciyken öğretirdi. Motobu'nun Nayhanchi hakkındaki engin bilgisi göz önüne alındığında uygulamaları gerçek tartışmalarla şekillendi. Onunla başka bir kataya ilerlemek muhtemelen önemli bir zaman aldı. Bu nedenle Motobu'nun sadece Kata Nayhanchi'yi bildiğini ve gösterdiğini anlatan modern hikayelerin çoğu onunla bir yıldan az bir süredir eğitim almış kişiler tarafından anlatılıyor. Usta Choki Motobu 25 yıl içerisinde tüm ülkenin en güçlü karate savaşçısı olarak ün kazandı. Bir aile kurdu, bu aileye kendi kurduğu ve geliştirdiği Motobu Ryu stilini öğretti. Karate hakkında iki kitap yazdı. Daidokan adında bir dojo açtı. 1941 yılına kadar bu dojosunda karate eğitimi verdi ve yaşadığı zaman içerisinde en tartışmalı karate eğitmeni oldu. 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın tırmanışa geçtiği yıllarda hayatının geri kalanını geçirmek üzere memleketi Okinawa Shuri'ye döndü. Usta Choki Motobu 15 Nisan 1944'te memleketi Okinawa Shuri'de 74 yaşındayken mide rahatsızlığından sessiz sedasız vefat etti. Hayatı boyunca dövüştü ve çok sayıda öğrenciyi karate'deki mirasına devam etmeye hazır hale getirdi. Onun ardından birçok ustanın öğrencileri gibi onun da öğrencilerinin çoğu onun stilinde değişiklikler yaptılar. Bir tek üçüncü oğlu Chosei Motobu hala babasının ona öğrettiği stili öğrencilerine öğretiyor. Bu yüzden Motobu Karate canlı olmaya ve gelişmeye devam ediyor. Büyük karate ustası ve Shitoryu stilinin kurucusu olan Kenba Mabuni, usta Motobu'yu şöyle anlatır. Çok güçlü bir adam. Belirli bir ustası olmadığı için bağımsız olarak savaşmayı kendi kendine öğrendi. Birçok ünlü karate senseilerine meydan okuyarak kendini kanıtlamaya çalıştı. Elbette ki senseilerin hepsi bu meydan okumayı reddetti. Onunla dövüşmekten kaçınan senseilerin hepsi ondan korkuyordu. Oysa reddettikleri kendi onurlarıydı ve her reddedişlerinde onun parladığının farkında bile değildiler. Halen günümüzde Usta Motobu, yüz sokak dövüşü ve becerisiyle karate tarihinin yıllıklarında en inatçı ve en öncü dövüşçü olarak yer alır. O her zaman Usta Gijin Funakoshi'nin "Karateni sentenashi, yani karatede ilk atak yoktur" sözlerinin aksine her zaman "Karateni sente,
yani karate ilk ataktır diyen büyük bir savaşçı olarak anılacaktır.